Bir şey söyleyeceğim. Aç. Türkiye'nin en yeni yarışması Kim Müteahhit Olmak İster'e hoş geldiniz. Ulan ne gerek var böyle bir programa? İçinizden ne gerek vardı böyle bir programa dediğinizi duyar gibiyim. İnanın en gerekli program bu olacak. Parası olanın rahatlıkla müteahhit olduğu, herkesin kafasına göre at koşturduğu, kat çıkıp kolon kırıp dükkan genişlettiği, malzemeden çalıp binlerce insanın ölümüne neden olduğu şu dönemde sizlerle birlikte gerçek müteahhiti bulmaya çalışacağız. Hazırsanız kendini müteahhit sanan ilk yarışmacımızı davet edelim. Bakalım zannettiği kadar müteahhit mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? İzzet Kozalakoğlu. Kozalak İnşaat'ın sahibiyim. Yüzlerce ev yaptım. Göreceğiz bakalım ne kadar müteahhitsiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Evet, hazırım. Aşağıdakilerden hangisinde daha az demir vardır? A. Kolon. Ulan kolona çok demir katmıyorduk. Kolon olabilir. B. Merdiven. Biz merdivene de çok demir kullanmıyorduk. C. Tavan. Ulan tavana demir konuluyor muydu? D. Duvar. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Cevaplar birbirine çok yakın. Tabii, kimi aramak istersiniz? Demir ustası Rahim, kalıpçı Kenan Usta. Kenan Usta'yı arayın. Müzik nereden geliyor lan? Bizim Kenan Usta hayatı sever. Çalarken dinlet yapmış. Kenan, kim müteahhit olmak istere katıldım. Aşağıdakilerden hangisinde daha az demir vardır? A. Kolon. B. Merdiven. C. Tavan. D. Duvar. Vallahi abi, senin yaptığın şartlardan yola çıkacak olursak bütün şıklar doğru. Sen hiçbirine çok demir katmıyorsun. Ispanak'ta bile bizim inşaattakinden daha fazla demir vardır. Lan bırak felsefe yapmayı. Süreniz bitti. Allah belanı versin Kenan. A. Kolon demek istiyorum. Maalesef yanlış cevap. Rabbim bu milleti sizin gibi müteahhitlerden korusun inşallah. Sıradaki yarışmacımız geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ne oluyor lan? Az önce yaptığınız binalardan biri yıkılmış. Tüh be! Keşke ilk soruyu görseydim bari. Yürü lan, yürü. Evet, sıradaki katilimiz, pardon, yarışmacımızla devam ediyoruz. Polis gelmediğine göre sizin bina henüz yıkılmadı sanırım. İşini hakkıyla yapan müteahhitler de var şekerim. İlk sorunuzla başlıyoruz. Bir inşaatın olmazsa olmaz üçlüsü hangileridir? A. Kolon, kiriş, duvar. Mümkünatı yok. B. Deniz kumu, çakıl taşı, paslı demir. Bak bu olabilir. C. Rüşvet, denetimsizlik, kaçak kat. Oo, en sevdiğim. D. İnşaat ustası, amele, kola. Son şık Suarez, Neymar, Messi üçlüsü gibi olmuş. Ben B, C, D şıkları arasında kaldım. En iyisi yarıya rejoker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii, yanlış olan iki cevap siliniyor. Tüh be, en çok verdiğim iki tane şık gitti. Telefon arayacak kimsem yok. Onu yene, yanlış bir şıkı daha çıkarsak olmaz mı? Nasıl yapacağız abla onu be? Olmaz mı? Olsun hadi, yanlış bir şık daha gidiyor. Bir tek A şıkkı kaldı. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Neden? Bu kadar yaklaştınız ilk soruyu bilmeye. Ben 20 yıllık müteahhitim. Bu soru yanlış. Bir inşaatın olmazsa olmazı bunlar olamaz. Benim yaptığım bir adam yıkılamadı mı? Hangi inşaat sizinki? Kondili inşaat. Yok. Oh be kurtulduk. Gör gör müteahhit gör. Heh. Lan bunlar nasıl müteahhit olmuş? Daha ilk kolay soruları bile bilen olmadı. Telefonu bırakırsanız yarışmaya başlayabiliriz. Deprem uygulamasını takip ediyorum. Aha! Osmanlı 3.2 deprem. Hatay bir daha deprem 4.2. Sizin yaptığınız inşaatlar hangi ilde? Burada, Mersin'de. Deprem mi oldu? Yok yok. Binanız yıkılmadan hemen sorunuzu sorayım. İnşaatlarda sismik izolatör kullanılırsa ne olur? A. Pahalı olur. B. Sağlam olur. Bu sefer sağlam sanki. Lan oğlum yarışmaya dön. C. Gereksiz olur. Aha, Kayseri 4.3. D. Biz bir şekilde onun da malzemesinden çalarız. Ben D sıkı diyorum. Biz bir onu bulur, malzemeden çalarız. Maalesef yanlış cevap. Sana göre doğru olabilir ama gerçek cevap B şıkkı olacaktı. Evet sayın seyirciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya inşallah gerçek müteahhitleri bulmak dileğiyle. Hoşça kalın, bu arada Mersin'de deprem oluyor. Sizin yaptığınız binada yıkıldı. Bugüne kadar iyi bile dayandı.